Ofis programları dersine hoş geldiniz. Bu dersin 3 tane içeriği vardı, öğrenme birimi vardı. Kelime işlemci, elektronik tablolama, sunu hazırlama. Kelime işlemci konusunu bilgisayarda Word programı üzerinden işleyeceğiz. Elektronik tablolama konusunu bilgisayarda Excel programı üzerinden işleyeceğiz. Sunu hazırlama konusunu ise bilgisayar üzerinde PowerPoint programı üzerinden işleyeceğiz. Dersin kaynaklarına erişmek için yine Google'a gidip MEGEP yazarak megep.nep.gov.tr sitesine giriyoruz. Bireysel öğrenme materyallerine tıklatıp şuradaki alanlardan büro yönetimi seçiyorum. Derslerden bilgisayarda ofis programları seçiyorum. Ve şurada kelime işlemci karşısında hazır indir var. Buna basarak kitapçığın açılmasını sağlıyorum. Bugünkü dersimizde ofis programlarında şunları işleyeceğiz. Temel belge işlemleri, yeni belge oluşturma, kayıt işlemleri, oluşturulmuş bir belgeyi açma, son kullanılan belgeler listesini düzenleme, temel yazım işlemleri, metin girme, metin düzenleme, işlemleri geri alma ve yineleme, metin arama ve değiştirme. Yeni bir belge oluşturmak için 3 tane yöntem vardır. Birincisi hızlı erişim araç çubuğundan yeni butonuna basmak. Hemen hızlı erişim araç çubuğuna gidelim. Bakın burada yeni butonu, beyaz bir buton. Eğer bu butonu burada göremiyorsak, yani şöyle ise, buton burada yok ise eğer, yapacağımız şey şuradaki ok simgesine tıklatıp hızlı erişim çubuğunun baş tarafındaki şu içerideki yeniye tıklatmak. Bakın yeni düğmesi buraya eklenmiş oldu. Peki yeni düğmesinin buraya eklenmesi yeni belge oluşturmak için yeterli mi? Hayır. Yeni belgeyi oluşturmak için bu düğmenin üstüne tıklatmak gerekir. Farenin sol tuşuyla. Tıklatıyorum. Bakın yeni bir belge oluştu. Bu belgenin adı belge 1. Tekrar bu düğmeye tıklatıyorum. İkinci bir belge oluştu. Tekrar bu düğmeye tıklatıyorum. Üçüncü belge oluştu. Bakın belge 3. Hızlı erişim araç çubuğu şu an şeridin altında duruyor. Eğer şeridin üstünde gözükmesini isterseniz şuradaki ok simgesine tıklatıp şurada bakın şeridin üstünde göster seçeneğini seçmeniz yeterli. Artık hızlı erişim araç çubuğu şeridin üstünde duruyor. Ben bunu tekrar şeridin altına almak istiyorum. Artık şeridin altında. Yeni bir belge oluşturmak için ikinci yöntem dosya sekmesinden yeni butonuna basmak. Dosya sekmesi burada bakın. Dosya sekmesine girip biraz şu aşağıda tekerleği döndürürsek daha aşağıda şurada yeni seçeneğin üstüne tıklatıp sonra yukarı doğru gidersek şurada boş belge düğmesi var. Buna farenin sol tuşuyla, mouse'un sol tuşuyla çift tıklatırsak yeni belge bakın oluştu. Belge 4. Yeni belge oluşturmanın üçüncü yolu kısa yol kullanmak. CTRL artı N. N kelimesi new kelimesinin ilk harfidir. CTRL'ye basılı tutup N tuşuna dokunup çekersek bakın belge 5 oluştu. Tekrar yapıyorum. CTRL'ye basılı tutarken N tuşuna dokunuyorum. Belge 6 oluştu bakın. Kısa yol nedir? Bilgisayara klavyedeki tuş bileşimleri aracılığıyla komut vermektir. Bir belgeyi kaydetmek için 5 yöntem vardır. Birinci yöntem hızlı erişim araç çubuğunda kaydet butonunu kullanmak. Hızlı erişim araç çubuğuna geliyorum. Şu mor düğme kaydet butonu. Eğer bu mor düğmeyi burada göremiyorsak, aynen bu şekilde bu mor düğme burada yoksa, şuradaki ok simgesini tıklatıp listeden kaydetin üstüne basarsak düğmenin çubuğa yerleştiğini görürüz. Bu düğmeye tıklatırsak kaydetme penceresinin geldiğini göreceğiz. Burada kaydetme yeri seçeriz. Masa üstüne indirilenlere, belgelere kaydedebiliriz. Masa üstüne kaydetmek istiyorum. Şuradaki ismi, dosyanın kendi verdiği ismini değiştirmek istemezseniz bu isimle kaydeder. Bu ismi değiştirelim ve 6-6 şeklinde isimlendirelim. Sonra şu kaydet butonuna basacağız. Kaydet butonuna bastıktan sonra bakın şu belge başlığında belgenin adı 6-6 olarak gözüküyor. Belgeyi kaydetmenin ikinci yolu ise dosya sekmesinden kaydet butonuna basmaktır. Dosya sekmesine gidelim. Kaydet butonu ilk sırada. Buna tıklatıyoruz. Şu an arka planda kayıt gerçekleşti. Az önceki gibi kaydetme penceresi ortaya çıkmadı. Çünkü arka planda o dosyanın üzerine yazdı. Belgeyi kaydetmenin üçüncü yolu kısa yol kullanmak. CTRL-S. Save kelimesinin ilk harfi S. Save, kaydet, sakla, muhafaza et, koru anlamlarına geliyor. CTRL'ye basılı tutarken S tuşuna dokunun ve çekin. Belge kaydedilmiş oldu. Eğer bir belge ilk defa kaydediliyorsa bu defa CTRL-S yaptığınızda bakın şöyle kaydetme penceresi ortaya gelecektir. Sonra buradan kayıt yeri seçeceksiniz ve şu dosya adından da belgeye bir ad belirleyeceksiniz. Sonra kaydet butonuna basacaksınız. Belgeyi kaydetmenin dördüncü yolu belgeyi kapatırken bir uyarı gelecek. Bu uyarıya kaydet
seçeneğini seçerek belgeyi kaydetmiş olursunuz. Hemen yapalım. Şu çarpı butonuna basarak bakın uyarı geldi. Yaptığınız değişiklikleri kaydetmek istiyor musunuz? Kaydet butonuna basarsak bize kayıt yeri soracaktır. Eğer bu belge zaten kayıtlı bir belge ise şu pencere açılmayacak. Üzerine kayıt yapacaktır kendisi. Zaten kayıtlı olan bir belgede. Ama bu belge ilk defa kayıt ediliyorsa bu defa sizden kayıt yeri istiyor ve dosyaya bir ad vermenizi istiyor. Kayıt yeri olarak masaüstü veya indirilenler veya belgeler artık istediğiniz bir yer. Sonra kayıt için bir ad vereceksiniz ve kaydet butonuna basacaksınız. Kaydetmek için bir yöntem de, beşinci yöntem, farklı kaydet kullanmaktır. Farklı kaydeti dosyadan açabiliriz. Dosya sekmesine girip şuradan kullanabiliriz. Ya da fonksiyon tuşlarından F12'yi kullanabiliriz. Şimdi şu belgenin üzerinde ben bir takım değişiklikler yapayım. Şuraya işte şekiller falan ekleyeyim. Şuraya bir şeyler rastgele tuşlara basayım. Ama bu değişikliklerin bu belgenin içerisinde olmasını istemiyorsam, yeni bir belge olarak ortaya çıkmasını istiyor isem, işte o zaman farklı kaydeti kullanabilirim. Şimdi dosya sekmesine gelip farklı kaydet butonuna basıp masa üstünü seçeceğim ben. Masa üstünü. Sonra şuraya dosya adı olarak 444 verdim ve kaydettim. Şimdi bu belgeyi kapatıyorum. 44 belgesine farklı kaydet yapmıştık. Şimdi açalım 44 belgesini. Bakın son yaptığımız işlemler, farklı kaydedilmesini istediğimiz işlemler burada. Şimdi bir de belgenin orijinaline bakalım. Belgenin orijinali şurada. Ofis uygulamaları ismiyle. Bunu açalım. Bakın şu yukarıda yaptığım değişiklikler burada yok. Çünkü o yaptığım değişiklikleri farklı bir isimle kaydettim. İşte o belgede şurada 444 belgesi olarak kayıt edildi. Zaten var olan bir belgeyi açmanın yolları var. 4 farklı yol. Birincisi hızlı erişim araç çubuğunda aç butonunu kullanmak. Hemen gidelim bakın. Hızlı erişim araç çubuğunda aç butonu burada. Sarı buton. Eğer bu butonu burada görmüyorsak, yani şöyleyse, o zaman şuradaki ok simgesine tıklatıp şuradaki aça, listeden aça tıklatırsak sarı düğmenin buraya yerleştiğini göreceğiz. Zaten var olan bir belgeyi açmak için ikinci yol dosya sekmesinden aç butonunu kullanmak. Dosya sekmesine girelim. Şurada aç butonunu görüyoruz. Buna tıklatınca yer seçeceğim. Yer olarak indirilenlerden bir belge açacağım. Şu belgeyi açmasını istiyorum. Bu belgeyi tıklatıyorum mouse'la ve şu aç butonuna basıyorum. Bakın o seçtiğim belge standart Türk klavyesi dersi yıllık planı açılmış oldu. Zaten var olan bir belgeyi açmanın bir diğer yöntemi kısa yol kullanmak. O da CTRL O. O Open'ın ilk harfi. Open aç demektir. CTRL'ye basılı tutarken O tuşuna basıyorum. Açılacak yeri seçiyorum. Belgeler klasöründe olsun. Ve şu mesleki gelişim dersi yıllık planı. Mouse'un sol tuşuyla tıklıyorum ve aç butonuna basıyorum. Bakın geldi mesleki gelişim dersi yıllık planı. Ve bir yöntem daha. Dosyadan son kullanılan belgeler listesinden belgeyi bulup açmak. Dosya sekmesine girelim. Bakın şurada listelenmiş vaziyette. Daha önce kullandığım son 20-25 tane belge burada. Eğer açmak istediğim belge buradaysa buradan tıklatıp açarım. Mesela şu 7-7 tıklattım ama şu uyarı geldi. Demek bu belgeyi silmişim. Eğer belgeniz bilgisayarınızdan henüz silinmemişse ve şu listede görüyorsanız buradan tıklatıp o belgeyi açabilirsiniz. Bunların dışında zaten var olan bir Word belgesini açmak için çoğunlukla şu yöntemi kullanıyorsunuz. Belge nerede? Diyelim ki bilgisayarın klasöründe. Bu belgeler klasörünün içerisinde. Belge şurada. Bunun üstüne gelip mouse'un sol tuşuyla iki defa hızlı bir şekilde tıklattınız mı belgeyi açıyorsunuz. Belgeyi yakınlaştırmak için CTRL ile birlikte farenin mouse'un tekerleğini döndürerek bunu sağlayabiliriz. Yakınlaştırma için şunu da kullanabiliriz. Yakınlaştırma çubuğu. Yakınlaştırma çubuğu şu durum çubuğunun sağ başında yer alıyor. Masa üstünde de CTRL'ye basılı tutarak tekerleği ileri doğru döndürün. Bakın nesneler yakınlaşıyor. Geriye doğru döndürürseniz nesnelerin uzaklaştığını göreceksiniz. Yine yakınlaştırmayı tarayıcı penceresinde de CTRL tekerlek
yöntemiyle kullanabilirsiniz. Şu an CTRL'ye basılı tutup tekerleği geriye döndürüyorum. Bakın yakınlaştırma %25'e kadar düştü. Yine CTRL'ye basılı tutup tekerleği ileri döndürüyorum. İyice yakınlaştırdım. Burada kullanabiliriz. Geri alma eylemi nasıl çalıştırılır? Birinci yöntem hızlı erişim araç çubuğunda geri al butonunu kullanmak. Bunun için önce ben şuraya bir şeyler yazayım. Şunları yazayım. Şuraya bir şekil ekleyelim. Şöyle bir şey olsun. Sonra rakam tuşlarına rastgele basıyorum. Şu tuşlara basıyorum. Ve şimdi geri al butonuna basacağım. Hızlı erişim araç çubuğunda geri al butonunu eğer göremiyorsak şu butonu, yani eğer şöyleyse butonu eklemek için şu çubuğun başındaki ok simgesine tıklatıp listeden geri ala tıklatırsak eklendiğini görürüz. Şimdi düğmeye tıklattığımda son yapılan işlemi geri aldı. Tekrar tekrar tıklatıyorum. Geriye doğru işlemleri başa doğru götürüyor. Şimdi geri almanın kısa yolunu kullanalım. CTRL'ye basılı tutarken Z tuşuna dokun çek. Son yapılan işlem şuradaki artıydı. Onu geri aldı. Tekrar tekrar yapıyorum bunu. İşlemleri geri alıyor. Peki geri almanın ileri alması yok mu? Tabii ki var. İleri almak için hızlı erişim araç çubuğundan ileri al, yinele, yeniden. Bu 3 isimde olabilir o düğmede. Bu düğmeyi kullanıyoruz. Hızlı erişim araç çubuğuna gelip yinele düğmesini burada görüyoruz. Eğer göremezsek dediğim gibi şuradan ekleyebiliriz. Yinele butonu bakın burada. Önce geri almamız gerekir ki geriye gidip ileri gelebiliriz ancak. Onun için önce geri al butonu basılmış olmalı ki ondan sonra ileri al butonu bakın. Hızlı erişim araç çubuğunda. Şimdi bu butona tıklatarak bakın ileri doğru gitmesini sağlıyorum. İleri almasının bir diğer yolu da CTRL'i Y yapmak. Şimdi yine geri götürüyorum. Tıklatarak başa gittim. Şimdi ileri alması için CTRL'e basılı tutarken Y tuşuna basıyorum. Tekrar tekrar basarak son adıma kadar getirmiş oluyorum. Zamanda geriye gidip zamanda ileriye gitmek gibi düşünebiliriz bunu. Gelelim bir metni nasıl taşıyabiliriz? Birinci yöntem farenin sağ tuşu ile kes yapıştır yapmak. Mouse'un sol tuşuyla seçip mouse'un sağ tuşunu üzerine basıp şuradaki kes butonuna basıp sonra nereye yapıştırmak istiyorsak oraya gideceğiz. Diyelim ki şu OneDrive'ın hemen yanına yapıştırmak istiyorum. Buraya sağ tıklatıp bu listeden yapıştırma seçeneklerinden 3 tane var. Bunlardan birinciyi seçiyorum. Excel'i yukarıdan getirip şuraya yapıştırdım. Yani taşımış oldum. Metni taşımış oldum. Bir tane daha yapalım. Şuradaki Word kelimesini seçip üzerine sağ tıklatıp kese basıyorum. Ve hemen şu Excel'in yanına sağ tıklatıp yapıştırma seçeneklerinden ilk sıradakini seçip yapıştırıyorum. Bakın Word kelimesi yukarıdan buraya taşınmış oldu. İkinci yöntem giriş sekmesinde pano grubunda kes yapıştır düğmelerini kullanmak. Output kelimesini seçiyorum mouse'un sol tuşuyla. Seçtikten sonra bakın şu giriş sekmesinde pano grubunda kes butonu var. Buna tıklatıyorum. O kelime yok oldu. Şimdi şu PowerPoint kelimesinin yanına yapıştırmak istiyorum. Getirip buraya imleci bıraktım. Mouse'un sol tuşunu buraya bastım. İmleç artık burada yanıp sönüyor. Şu yanıp sönen şey imleç. Sonra yine giriş sekmesi pano grubu yapıştır düğmesinin üzerine tıklatıyorum. Bakın Outlook kelimesini taşımış oldum. Teams kelimesini seçiyorum. Giriş sekmesinde pano grubunda makasa tıklatıyorum. Kes butonuna ve şu Outlook kelimesinin yanına imleci bırakıyorum. Tıklatıyorum. Sonra yine girişe gidip pano grubundan yapıştır düğmesine tıklatıyorum. Teams kelimesi artık yeni yerinde. Eski yerinde yok. Çünkü metni taşıdık. Metni taşımak için üçüncü yöntem farenin sol tuşu ile sürükle bırak. Bu çok pratik bir yöntem. OneNote kelimesini seçiyorum. Farenin sol tuşuyla tutuyorum. Bırakmadan sürüklüyorum. Getirip Teams kelimesini yanına bırakıyorum. Artık kelime yeni yerinde. Bunu sadece bir kelime için değil birçok kelime için de yapabilirsiniz. Mesela şu üç kelimeyi seçiyorum. Farenin sol tuşuyla tutup sürüklüyorum. Bırakıyorum. Artık bu üç kelime yeni yerinde. Kelimenin sonuna fareyi tıklatıp kaldırmadan sürükleriz sola doğru farenin sol tuşuyla ve bu kelimeyi seçmiş oluruz.
Bunun yerine mouse'un farenin sol tuşuyla iki defa tıklatırsam hızlı bir şekilde bu kelimeyi seçmiş olurum. Peki 1, 2, 3. 3 defa tıklattım. Bakın ne yaptı? Satırı seçti. Demek ki mouse'un sol tuşuyla 3 tıklatırsak hızlı bir şekilde satırı seçiyor. 2 defa tıklatırsak kelimenin üstünde o kelimeyi seçiyor. Seçmenin çok basit yöntemi de budur. Ve metni taşımanın 4. yöntemi kısa yolları kullanmak. Ctrl X, Ctrl V. OneNote kelimesini seçiyorum. Ctrl'ye basılı tutarken X tuşuna basıyorum. Ne oldu? Bakın kesti. Şuraya yapıştırmak istiyorum. Önce fareyi getirip buraya tıklatıyorum. Sol tuşla. Şimdi V yapacağım. Ctrl'ye basılı tutarken V tuşuna dokunuyorum. Bakın artık yeni yerinde. Bunu bir satır için de yapabiliriz. Şu satırı seçtim. Şimdi Ctrl X yapacağım. Ctrl X yaptım. Şu alt tarafa gelip fareyi bıraktım. Ve şimdi Ctrl V yapıyorum. Bakın artık yukarıdaki kelimeler aşağıda. Ctrl X, Ctrl V. Yani kes, yapıştır yapmış olduk. Bu metni taşımaya kes yapıştır da denebilir. Bu yöntemleri karışık da kullanabilirsiniz. Örneğin farenin sağ tuşuyla kes yapıp Ctrl V ile yapıştır yapabilirsiniz. Şimdi gelelim metni çoğaltma yöntemlerine. Kopyala yapıştır diye bilinir bu. Birinci yöntem farenin sağ tuşu ile kopyala yapıştır yapmak. OneNote kelimesini seçip üzerine sağ tıklatıp burada kopyala butonuna bastık. Gelip buraya sağ tıklatıyorum. Yapıştırma seçeneklerinden birincisini buraya seçiyorum. Ve OneNote kelimesi bakın çoğalmış oldu. İkinci yöntem giriş pano kopyala yapıştır düğmelerini kullanmak. OneDrive kelimesini seçiyorum. Şu giriş sekmesine gidip şuradaki kopyala butonuna basıyorum. Bastım. Şimdi şuraya yapıştırmak istediğimi düşünelim. Buraya bırakıyorum fareyi, tıklatıyorum. Yine girişe gidip panodan yapıştır butonuna basıyorum. Bakın OneDrive hem burada var hem burada var. Çoğaltmış olduk. Üçüncü yöntemde farenin sol tuşu ile ve Ctrl ile sürükle bırak. Uygulamalar kelimesini seçiyorum. Bakın çift tıklatarak seçtim yine. Ctrl'ye basılı tutuyorum ve farenin sol tuşuyla seçili kelimeyi ve sürüklüyorum. Şuraya bırakmak istiyorum. Bıraktım. Bakın uygulamalar kelimesi 2 tane. Kelimeyi çoğaltmış olduk. Dördüncü yöntem ise Ctrl-C, Ctrl-V kullanmak. Excel kelimesini seçtim. Ctrl'ye basılı tutarken C tuşuna dokundum. Şu an arka planda o kopyaladı. Yapıştırmak istediğim yer şurası olsun. Buraya tıklattım farenin sol tuşunu. Ctrl'ye basılı tutarken V tuşuna dokunuyorum. Bakın metin çoğaldı. Hem burada var hem burada var. Yine burada da karışık kullanabilirsiniz. Farenin sağ tuşuyla kopyalayıp Ctrl-V ile yapıştırabilirsiniz. Tarayıcıdan da bir metni kopyala yapıştır yapabilirsiniz. Seçtim. Üzerine sağ tıklatıyorum. Kopyala yapıp yine Word'e gelip sağ tıklatıp yapıştırıyorum. Panoya bir defa kopyalaması yeterli. Tekrar tekrar bunu yapıştırabilirim. Seçtikten sonra Ctrl-C yaparsınız. Siz Ctrl-C yapınca o arka planda kopyaladı. Panoda duruyor. Sonra gelirsiniz buraya sağ tıklatıp yapıştır yapabilirsiniz. Şimdi bulu kullanacağız. Bulu kullanmanın iki yolu var. Birincisi giriş düzenleme grubu bul düğmesi. Şuraya bakın. Giriş sekmesi düzenleme grubu bul düğmesi tıklatırız. Ve şuradaki kutucuğa Word yazalım. Sarı renkle belirledi. Bulu kullanmanın ikinci yolu Ctrl-V yapmak. Ctrl tuşu basılı tutarken F tuşuna dokunun. Bakın burayı açmış oluyorsunuz. Burada şimdi Excel'i arayalım. Excel yazdık. Kaç tane eşleşme buldu? 6 tane eşleşme buldu. Ve bunları sarı renkle gösteriyorum. Tarayıcı penceresine gelelim. Şimdi burada Ctrl-F yapalım. Bakın şurada arama kutusu oluştu. Buraya ofis yazıyorum. Kaç tane eşleşme var? 23 tane. Yani sadece şu sayfada 23 tane ofis kelimesi geçiyor. Ve bunları sarıyla vurguladığını görebiliyorsunuz. Değiştirme işlevi de kullanılabilir Word'de. Bunu yapmak için iki yol var. Birincisi giriş düzenleme grubunda değiştir butonunu kullanmak. Girişten düzenleme grubunda değiştir butonuna basıyorum. Pencere geldi. Aranan değer Excel kelimesi bu olsun. Yeni değer ise 555 olsun. Ve şuradan tümünü değiştir butonuna basıyorum. Bakın
toplam 6 değişiklik yaptı. Tamam butonuna basıp şunu kapatıyorum. Şimdi bakıyorum. Şurada Excel vardı. Bunu 5-5-5 şeklinde çevirdi. Burada da Excel vardı. Bunu da çevirdi. Şunu da bu sayfada yer alan Excel kelimelerini 5-5-5 şekline çevirdi. Yine değiştiri çalıştırmak için CTRL-H tuş bileşimi kullanılabilir. CTRL'ye basılı tutarken H tuşuna dokunuyorum. Word kelimesini kelime diye çevirmesini isteyelim. Aranan Word, yeni değer, kelime. Şimdi tümünü değiştir butonuna basıyorum. Tamam butonuna basıyorum. Ve pencereyi kapattıktan sonra bakıyoruz. Şurada Word yazılıydı. Bunu kelime sözcüğüne çevirmiş. Burada Word yazılıydı. Bunu da kelime sözcüğüne çevirmiş. Şunu da bakın. Şurada da Word yazılıydı. Bunu da kelime sözcüğüne çevirmiş. Bunu da. Bugünkü dersimizde yeni bir belge oluşturma yöntemlerini gördük. Hızlı erişim araç çubuğundan yeni butonuyla, dosya sekmesinden yeni butonuyla ve kısa yol olarak CTRL-N kullanarak bir belgeyi kaydetme yöntemlerini gördük. Hızlı erişim araç çubuğundan kaydet butonuyla, dosya sekmesinden kaydet butonuyla, kısa yol olarak CTRL-S yaparak, kapatırken belgeyi kapatırken gelen uyarıya kaydet yaparak ve farklı kaydet dosya sekmesinde veya F12'yi kullanarak zaten var olan bir belgeyi açma yöntemlerini gördük. Hızlı erişim araç çubuğundan aç butonu kullanarak, dosya sekmesinden aç butonunu kullanarak, kısa yol CTRL-O kullanarak ve dosya sekmesinden son kullanılan belgelerden ve yakınlaştırma, uzaklaştırma yaptık. Birinci yöntem CTRL artı tekerlek kullanmak. İkincisi yakınlaştırma çubuğunu, şuradakini kullanmak. Geri al işlemi yaptık. Hızlı erişim araç çubuğundan geri al butonu kullandık. Şurada. Ve kısa yol olarak CTRL-Z ile geri almayı öğrendik. İleri alı öğrendik. Hızlı erişim araç çubuğundan ileri al, yinele, yeniden butonunu kullandık. Şu. Ve kısa yol olarak CTRL-Y ile ileri almayı öğrendik. Metni taşımayı öğrendik. Metni taşıma kes yapıştır diye adlandırılıyordu. Farenin sağ tuşuyla kes yapıştır. Giriş panolan kes yapıştır. Farenin sol tuşuyla sürükle bırak. CTRL-X sonra ardından CTRL-V ile metni taşıma gördük. Metni çoğaltma yani kopyala yapıştır yaptık. Farenin sağ tuşuyla kopyala yapıştır. Giriş panolan kopyala yapıştır. Farenin sol tuşu ile CTRL yardımı ile sürükle bırak yaparak ve bir de CTRL-C ardından CTRL-V yaparak metni çoğaltmayı yani kopyala yapıştır yapmayı öğrendik. Sonra bul işlevini gördük. Giriş düzenleme grubunda bul butonu bakın burada ve CTRL-F'yi kullanarak bulu öğrendik. Sonra değiştir fonksiyonunu öğrendik. Değiştir de yine giriş düzenleme değiştir butonu bakın burada ve CTRL-H yaparak değiştir fonksiyonunu kullanmayı öğrendik. Ofis programları dersimiz burada sona erdi. Sonraki derste görüşmek üzere. İyi günler.